Deprem değil, kapitalizm öldürür. Unutmak yok, affetmek yok. 6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük yıkımlar yaratan depremlerin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Başta Maraş, Hatay, Adıyaman olmak üzere birçok kenti yerle bir eden, milyonlarca insanın hayatını etkileyen bir deprem yaşadık. Devlet yetkilileri çıkıp asrın felaketi dediler bu deprem için. Yüz binlerce insanımız göz göre göre göçük altında ölüme terk edildi. Yardım tırlarının önü kesildi. Gönüllülerin bölgeye gitmesi engellenmeye çalışıldı. En kritik zaman olan ilk 3 günde bölgede neredeyse hiç arama kurtarma yapılmadı. Asrın felaketi egemenlerin eliyle asrın katliamına dönüştürüldü. Yağma yatalan imar afları denetimsiz yapılaşma yüzünden yüz binlerce insanımız hayatını kaybetti. Afet değil, bu bir katliam. Afet değil, bu bir katliam. Afet değil, bu bir katliam. Bizler, gönüllüler, işçiler, emekçiler, halklar, devrimciler, sosyalistler, insanca bir yaşamı savunanlar vardık. Hemen yardım kovilleri toplamaya başladık. Bölgeye gitmek için yola çıktık. Bir araya gelip depremzedelerle el ele yaşam alanları kurduk. Arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Erzak taşıdık, yemekhaneler kurduk. Bizim yaralarımızı ancak biz sarabiliriz diyerek yola çıktık. Bir kez daha gördük ki dayanışma yaşatır. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Bugün depremin üstünden neredeyse bir yıl geçti. Bu bir yılda deprem bölgesine değişen pek de bir şey olmadı. Depremzedeler hala enkazların arasında yaşıyorlar. Hatay valisi villada yaşarken emekçi halk hala çadırlarda kalıyor. Hala beslenme, barınma gibi en temel ihtiyaçları karşılanmıyor. Depremzedelerin hayatını iyileştirmek için hiçbir adım atılmadı. Oysa daha ilk günlerde depremden kurtulanlar kendi elleriyle sevdiklerini enkazlardan çıkarmaya çalışırken inşaat çeteleri deprem bölgesindeki rantın peşine projeler çizmenin derdine düşmüşlerdi. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. 6 Şubat depremlerinde yaşananların sorumlularından biri olan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı AKP'li Murat Kurum bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday gösteriliyor. 20 milyon insanın her an deprem korkusuyla yaşadığı İstanbul'da yıllardır bir önlem almak şöyle dursun. Rantla, yağmayla, kentsel dönüşüm adı altında yandaşlara peşkeş çekilen alanlarla hala hayatlarımız hiçe sayılmaya devam ediliyor. Yoksulluğa mahkum olmayacağız. Yoksulluğa mahkum olmayacağız. Yoksulluğa mahkum olmayacağız. Artık hesap sormak zorunluluktur. Göstermelik olarak tutuklanan birkaç müteahhitten değil yalnız. Hükümetten bakanlıklara, belediye başkanlarına, ranttan kar sağlayan, insan hayatını içe sayan tüm sistemden, bütün sorumluluklardan hesap sormak gereklidir. Depremin 40 gününde Samandağ sokaklarında yürüyen kadınların unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok haykırışlarına depremin bir yılında her sokaktan, her şehirden omuz vermek gereklidir. İstanbul'da, İzmir'de, Anadolu'nun birçok kentinde deprem korkusuyla yaşamaya mahkum edilmemek için
bir kez daha enkaz altında kalmamak için bir araya gelme zamanıdır. Çünkü biliyoruz ki bir araya gelmezsek, örgütlenmezsek yarın bu enkazların altında bizler de kalabiliriz. Bilmeliyiz ki artık hesap sormadan yaşanacak insanca onurlu bir hayat yoktur. Bu yüzden dayanışmayı büyütmeli, örgütlenmeli, kendi kaderimizi elimize almalıyız. Hep birlikte haykıralım arkadaşlar. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir kez daha